Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'ten, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasını frenlemesini istediği bildirildi. İsrail yayın organı Valla Nusin, adı açıklanmayan İsrailli ve Amerika Birleşik Devletleri'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin geçici İsrail Büyükelçisi Michael Ratney'in geçen hafta konuyla alakalı İsrail Başbakanlık Ofisi yetkililerini aradığı belirtildi. Ratney'in, İsrailli yetkililere, Washington yönetiminin yeni yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri planlarının kapsamının daraltılmasını istediğini ilettiği ifade edildi. Times of Israel gazetesinde 27 Eylül'de yer alan haberde, Bennett'in Yahudi yerleşimcilerle yaptığı görüşmede Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Yahudi yerleşim birimleri konusunda kendisine baskı yaptığını ve hayır cevabını verdiğini söylediğini yazmıştı. Biden ile Bennett, 27 Ağustos'ta Beyaz Saray'da bir araya gelmişti. Terörist İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bine yakın Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.